Öncelikle mübarek Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesine, ülkemize huzur, barış getirmesine, dünyanın farklı farklı yerlerinde zulüm gören bütün Müslümanlara da huzur, bir an önce barış getirmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Maçtan önce de söylemiştim, bizim için olmazsa olmaz, kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz için de keza aynı şekilde öyleydi. Maçın ilk yarısı itibariyle belki de toplam senenin en kötü ilk yarısı olabilir Fenerbahçe'miz adına. Bu anlamda rakibe pozisyon verdik. Sadece iki kere şut atabildik. Bizim için ciddi anlamda hayal kırıklığı olan bir ilk yarıydı. Fakat ikinci yarıda oyuncuların isteği, arzusu, enerjisi, sahaya koymuş oldukları Fenerbahçelilik duruşuyla çok net bir oyun ortaya koydular. Ve 8-9 tane çok net pozisyona girdik. Değerlendirdiklerimiz oldu, değerlendiremediklerimiz oldu ama bugünün gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyet olduğunu söylemek istiyorum. Tüm camiayı ayağa kaldıracak ve aynı zamanda yeni hedeflere, hayallere ulaştıracak kadar ciddi bir sinerji oluştuğunu düşünüyorum sahadaki oyuncularımın vermiş olduğu özveriyle. Onların hepsine teker teker teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçe'mizin yolu açık. Çok güzel günler olacak. Biz çok büyük cümleler kullanmadık. Sadece sezonun sonuna kadar elimizden gelen bütün mücadeleyi verip sonuna kadar bu işi taşıyacağımızı söylemiştik. Allah da çok şükür sözlerimizi yerde koymadı. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle sonunun güzel olacağına inanıyoruz ve bütün takımımıza, bütün oyunculara güveniyoruz. Sonundan başlayayım. Kendi performansımı Büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarı değerlendirsin isterim. Ben elimden geldiğince sahadaki göstermiş olduğum özveriyi, inancı, sahanın kenarında da şu an bana verilen görev itibariyle de göstermeye çalışıyorum. Allah da gerçekten skorlar da bizle beraber. Bu anlamda da çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah devamı gelir. İlk kısmıyla alakalı da yani ben hayatta tesadüflere inanmıyorum. Özellikle şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor. Ve kadere etki ediyor. Zaten inandığınız yolda yürümek ve bir şekilde kader kapılarının açılması için de mücadele etmek ve istemek gerekiyor. Bugün Fenerbahçe takımı maçın ikinci yarısında bunu net bir şekilde herkese gösterdi. Sonuna kadar da yoluna devam edeceğini herkese hissettirdi. Taraftarımıza, camiamıza bu anlamda ciddi anlamda bir motivasyon ve mutluluk verdiler diye düşünüyorum. Bir kez daha bütün oyunculara, herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti de Büyük Fenerbahçe taraftarına, yarın anneler günü ülkemizdeki bütün güzel annelerimize ve tabii ki öncelikli olarak da bütün Fenerbahçeli annelere armağan etmek istiyorum. Ben oyuncuların arzusu isteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz maçlarda evet pozisyona girmek değerlidir ki çok pozisyona girdik maçın ikinci yarısında. Rakip sadece bir kere olmak itibariyle geçişten bir pozisyona girdi. Ama ilk yarısında maçın rakibimiz bizden çok daha üstün bir oyun oynadı ve pozisyonlardan etkirdi. Ben yani takımımızdaki önde bulunan bütün oyuncuların becerili ve iyi niyetli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ama futbolda bazen topun içeriye girmesi için çok daha istemeniz gerekiyor. Ve son dönemde de bence o bölgede kullandığımız oyuncular elinden geldiğince skora da katkı yapıyorlar. Bizim için mutluluk verici. Hepsinin performansını arttırmak da öncelikle benim, sonra bizim ekibimizin görevi. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz son bir haftada. İlk gün söylediğim gibi sonuna kadar mücadele ve sonunun inşallah iyi olacağına, güzel olacağına inanıyorum. İnanıyoruz cami olarak da. Ben bugünün gerçekten bizim camiamız, kulübümüz adına çok önemli bir gün olduğunu düşünerek bir kez daha sözlerimi Allah izin verirse sonu güzel olacak.